Selam arkadaşlar, bugün sokaktaki insanların yanına gittim ve onlara defteri uzattım. Ve dedim ki bu deftere öyle bir şey yazın ki mutlu olayım. Ya da bunu size sorduğuma pişman olayım tarzında şeyler söyledim. Ve onlara deftere bir şeyler yazdırttım. Farklı tepkiler aldık, herkes farklı bir şeyler yazdı. Eğer beğenirseniz tekrar aşağıdan bir yerden like atıp aşağıdan bir yerden abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. İçinizden birisi yapar bence bunu. Şimdi size bir kağıt vereceğim. Bu kağıda öyle bir şey yazın ki ben mutlu olayım. Herhangi bir şey. Evet. Sonra ben yazdım. Böyle kötü bir şey yazdım. Sırtına da. İlk önce bana göster. Böyle şöyle çok mutlu olabilirsin. Ben... Şu an mutlu oldum. Aferin ben. Şu an... Ya benimsin. Kelime mi yazdın cümlemi? İstediğin herhangi bir şey. Ben çok güzel mizah yaparım. Ay hadi ya, öldüm burada. Yemin ederim beynime kan gitmiyor hadi. Beynine niye kan gitmiyor? Bir dakika. Oku, ben de okuyabilir miyim? Sen çok teşekkür ederim. Peki ne yapıyorsun? Her an... Bilmiyorum ki. Mutlu mu değilsin? Mutlu ol. Değilim ya. Bence mutlu olma. Al. Bana öyle bir şey yaz ki bu kağıda. Ben bunu okuduğumda pişman olayım. Pişmanlık hissini kanka tavanda yaşayayım yani, anladın mı? Burada o pişmanlık hissini yaşayayım. Yani öyle bir şey yaz ki. Hayal gücüne kalmış senin. Ne yazayım ki? Ver ben yazayım. Al sen yaz. Okuyorum. Ama bunu sonra okuman gerekiyor. Bu doğru mu? Oğlum çok üzülmüştüm lan. Tövbe tövbe. Eyvallah. Oğlum valla yemin ederim şu an pişman. Adam bana pişmanlığın tamamını yaşattı. Mutlu ol, mutlu olma. Sen o kadar sessiz kaldın ki. Ol, mutlu ol. Tamam, mutlu onlar bir bir seni eledi. Mutlu olacağım şu an. Yo, elenmedim. Bak hala duruyor. Vay, işte ağır abla. Neyse, şaka bir yana her şeye rağmen mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bunu boş boş yapmıyordum bak. Şurada kamera var. Evet, gördüm. Sabahtan beri 100 tane kamerayı. Allah Allah. Abone de oluyorsun kendi kendine. Daha ne istiyorsun benden? Bence mutlu olmalısın. Şu an mutlu oldum. Aha, şu an ben de mutlu oldum. Şu an ben mutlu olmadım. Şu an mutlu ettik yani birbirimizi. Evet. Siz de mutlu oldunuz, ben de mutlu oldum. Bugün çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi size bir kağıt ve bir kalem vereceğim. Bunun üstüne öyle bir şey yazın ki duygulanayım ben. Nasıl yani? Yani beni duygulandıracak bir şey yazın. Kendi hayatınız olabilir, her şey olabilir. Bakıyorum. Hayatımda hiç kara yüzü görmedim. Nasıl? Görmedim. Hayatımda bir kareyle hiç ilişkiye girmedim. Yaşım 23. Ya? Ne ana var ne baba. Babam yok, anam yok. Sağa sola geziyorum, kartı topluyorum, stop satıyorum. Ki. Ne yapacağım şaşırmışım ya. Abi, adamsın abi sen ya. Çok teşekkür ederim. Çekeyim o. Evet. Bunu paylaşacağım. YouTube'a at. Evet, atıyorum. Herkes senin şeyini görecek bu. Bir de siz diyor, bir şey diyor, bilir mi oradan? Diyebilirsin abi. Nasıl mutlu olursun? Mutlu edemiyorsun şu an beni. Nasıl mutlu edebilirim? Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Kanıtlayayım mı? Kanıtla. Tut sana. Şimdi bak, bu gösteriyi kimseye yapmadım daha önce. Ya ben şu an mutlu oldum. Ya şu an mutlu oldum var ya, mutluluk benim alara uçtu. Şey misin? Ya mutlu etmedi şu an beni. Kötü insanmış gibi davranıyor. Ne, 6. seni falan mı kuvvetlendi şu an? Nasıl? Yeteneksizsinize katılacağım. Şu an elendim. Evet, abinin bir mesajı var size. Kardeşim, daha çok can alacağım. Nasıl alacaksın abi? Can alacağım. Can. Benim bir düşmanım var. Aha. Onu ben çok yakışır bir adamım. Beni ünlü yapın. Ben Kadir İnanır hayranıyım. Kimin hayranı? Kadir İnanır. Kadir İnanır. Hayranıyım. Ve İbrahim Tatlıses. Ne fakirlere bakıyorum, bir şey bakıyorum. Pardon. Ben onun hayranıyım. Onu da hayranıyım. Şakalarına hayranım. Müslüm Baba'ya buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Instagram'ını bırak abi. Instagram'ım yok. Yok mu? Yok. Takipçi gelirdi ya. Valla yok. Bunu internetime atıyorum. Bunu paylaşıyorum YouTube'da o zaman. Paylaşıyorum. Nerede ne? Country Akyolu. Country Akyolu. Ne zaman atacaksın? Ne zaman atacağım? 2-3 gün sonra. Tamam. Paylaşıyorum. Akın ne ya kardeşim? Sen de abi. Hadi Allah'a emanet ol. Çok iyisin. Senin Instagram varsa söyle ya. Benim yok ya. Tamam, görüşürüz abi.
Şimdi bak, bir tane kağıt var elinde, bir tane de kalem var. Şimdi buna öyle bir şey yazmanı istiyorum ki ben çok şaşırayım. Sen de gördün mü o işi? Hayal gücüm şu an kurulamadım. Şaşırırsın. Çok böyle, nasıl diyeyim, şaşırayım yani. Cümle olabilir mi? Her şey. Okuyorum. Akıl hastaları aslında normalliği kabul ederlerdir. Edenlerdir. Şaşırdınız ama değil mi? Nasıl? Akıl hastaları normalde hani normal olduğunu iddia edenlerden daha zekidir. Neden? Aslında şurada şu an bir sürü insan geçiyor değil mi? Aha. Bunların hepsi normal olduğunu düşünüyor ve hiçbiri farklılığını kabul etmekle diretiyor. Akıl hastaları farklılığını kabul edenlerdir aslında. Farklı olduğu için bir yere kapatılanlardır ama aslında en normal insanlardır. Peki akıl hastası aslında normal insansa? Evet. O zaman ne olacak? Her insan aslında akıl hastasıdır. Sadece akıl hastanesine kapatılanlar bunları kabul edenlerdir. Senin içinde aslında delirmeyi bekleyen bir yan yok. Herkesin bir deliliği vardır. Ben galiba deliyim. Bu kağıt ve kalem üstüne öyle bir şey yazın ki ben şu an pişman olayım sizi durdurduğum için. Valla öyle bir şey düşünecek, ben de beyin kapasitesi. Sen de var o kapasite. Var mı? Kolay gelsin. Şu an pişman oldum. Bak şimdi kameramız var. Kanka'nın adı? Kaan Tiryakioğlu kanka. Kaan Tiryakioğlu. Yarın değil, sonra değil. 2-3 gün sonra yayınlarım bunu. Çok iyisiniz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun beyler. Biraz korktum ama gideceğim. Görüşürüz. Sosyal deney mi? Kamerayı mı gördün? Hayır. Şurada. Küçük gözükmüyor. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now.